Ben de birazcık kendimden bahsedeyim de böylelikle de şey olsun, sohbet halinde yapalım. Aynen, ben çok konuştum, sustum. Biliyorum insanın anlatacağı çok şey var ama yani işte Ama sonu yok. Yani. sonunda herkesin yolculuğu farklı. Onun için insanlar da farklı boyutta, farklı insanların tecrübelerinden de farklı şeyler algılayabilirler. Benim yolculuğum da benzer bir şekilde. Sen de beni biliyorsun bayağı bir zaman. Sizin nikah şahidinizim bu arada. Onun için bayağı bir yanınızda bulundum. Her şeyinizi biliyorum. Şey de, orada da öyle. Bende de şey hali oldu ilk başta. Hatırlarsan işte 2000'li yılların başıydı. O zamanlarda ben bayağı bir şey yaptım. Uğraştım kendimle. İsmimi bile değiştirdim. Bazı şeyleri değiştiremeyince göbek ismimi kullanmaya başladım ve onunla devam etmeye çalıştım. Çünkü bir arzu var içinde, böyle inanılmaz bir şeyler yapmam, hayatımı değiştirmem falan lazım. Fakat bir yandan da öyle bir göbeğinden bağlanmışsın ki bazı şeylere yapamıyorsun. İşte para kazanıyorsun, o para sana güzel geliyor. Mevki almışsın, o mevkide gidip birazcık daha kendini güvende hissetmek istiyorsun. Ve o cesareti bir türlü bulamıyorsun. Ama geliyor sana işte mesajlar. Ben de işte eğitimlerde, şeylerde fark ettim. Bayağı bir kurcaladım. Ama orada atamadık adımı. Ki işte en son senin aynı benzer dönemlerde 2015 yılında en sonunda bir cesaretlenip o kendi içsel yolculuğuma, soul searching denilen yolculuğa çıktım. Her şeyi bırakıp, düşünebilir misin? O kadar uzun sürelik evliliği Buket'le iyi tanıyorsun. O evliliği bırakıp ondan sonra çocukların hala daha yetişkin olmadan onları anneleriyle bırakıp büyük bir şey diyebilir insanlar, sorumsuzluk diyebilir. Fakat benim o haliyle, çünkü hayattan keyif almıyorsun. Yani her şeyin var. Maddi olarak her şeyin var ama maddiyat sana hiçbir zaman bir şey vermiyor, keyif vermiyor. Çünkü onlar dış etkenler, sen de söyledin. Dış etkenler seni mutlu etmiyor. İçinde bir şeyleri bulmak, içinde özünde o güzelliği yakalamak önemli. Onun için işte o sorguluyorsun, sorguluyorsun. Onları tek 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 bırakıp tamamıyla böyle donsuz kaldığın zaman ve hiçbir şey, güvencen kalmadığı zaman esas o değişim şey yapıyor, güzel çarpıyor. Ve benim o daha önceki sohbetlerde de bahsediyordum. Güvenç hissi. Bunu İngilizce leap of faith diyorlar. Şöyle bir şey, içsel biliş gibi de Türkçe'de farklı bir kelimeyle de tarif edilebilir. Gelecekle alakalı ne kadar belirsiz de olsa, ne kadar bilinmez de olsa, içinde o kadar kuvvetli bir bilgi var ki, bu duygu değil. İçinde o kadar kuvvetli bir bilgi var ki ve o bilgi sana diyor ki, bundan sonra her şey mükemmel olacak. Yani bir sorun yaşamayacaksın. Bu böyle. Yani bundan. Ve şey değil, sanki bir söylüyor gibi değil, bu içinden coşarak geliyor. İçinden o kadar net, o kadar temiz bir bilgi ki, yani bir şey, endişe, kaygı gibi bir şey yok o şeyde. Hiç. Biliyorum sen de bunu yaşadın, onun için çok net biliyorum. Fakat şey kısmı zor tabii. Yani bu değişimi yaşarken yanındakiler var. Kendinle zaten zorla uğraşıyorsun. Birazdan işte o alışkanlıklardan bahsettik. Takıntıların, bağlantılarından bahsettik. Onlarla uğraşıyorsun. Ondan sonra kendini keşfetmek yolundaki şeylerin, hataların, geçmiş hataların, ondan sonra utançların, onları tek tek çözmeye çalışıyorsun. Onda her bir aşama. Bir de yanındaki insanlar var, sevdiklerin var, çocuğun var, eşin var. Onlar da bu işten etkileniyorlar. Çünkü senin değişimine ya ayak uyduruyorlar, şey yapıyorlar ama ne olursa olsun onlar aynı şekilde hissetmediği için sendeki, çünkü her insanın hissi kendine özel. Onlar aynı şekilde hissetmediği için onlar belki benzer bir şekilde algılayamıyor. Bu şey nereden geliyor diyor. Bu güven nereden geliyor? Bu cesaret nereden geliyor diyor. Sorguluyorlar haklı olarak. O da problemlerden bir tanesi ama bir tek şey var. Bu yolculuğa girince artık dönüş yok. Çünkü bilgi içinde biliyorsun, yani ne olursa olsun gideceksin. En güzeli de o. Çünkü
artık özünde bazı şeyleri fark ettiğini bildiğin için karşındaki insana daha çok sevgi verebiliyorsun. Daha içten doğal sevgi verebiliyorsun ve onu o şekilde kabul etmeyi de öğreniyorsun. Onlar önemli gerçekten.